Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Meyveci turumuz devam ediyor. Şu anda enteresan bir ürün var karşımızda ama bu gerçekten enteresan. LG V50 Think fuar kapsamında tanıtıldı. Bu ürünün enteresan ve ilginç bir özelliği var. Şimdi nedir bu? 5G desteği de var. Şurada görüyorsunuz zaten ama asıl özelliği bu değil. Bu üründe 2 tane ekran var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda tek ekran varmış gibi görülüyor. Evet, tamam, normal bir ekranımız var. Burada da bir ekran olduğunu, ekranda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama görülüyor. Şurada bir düğmemiz var. Bastığımız zaman iki ekranı açıyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda telefon iki ekranlı bir telefon oldu. Yani bir nevi katlanabilir bir ekran telefon haline geliyor. LG V50 Think çok ilginç bir telefon. Nasıl kullanılıyor? Şimdi bakın, burayı kullanıyorum ben. Şimdi biraz ekranı biraz daha açayım burada. Bu arada epey karanlık kalmış ekranımız. Şöyle biraz açalım. Evet. Şu anda iki ekranı görüyorsunuz net bir şekilde. Biraz yansıma yapıyor. Kusura bakmayın bu yansıma için. Burada bir şey açtığınız zaman şöyle, az önce arkadaş gösterdi bana ama şöyle bir üç parmağıyla yapınca bu tarafa doğru geçiyordu ama ben beceremedim şu anda. İstediğiniz gibi bu tarafı kullanabiliyorsunuz. Mesela burayı açtınız, bakın bu tarafa gitti. Buradan da başka şeyleri kullanabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Çift ekran haline geliyor ama tabii bu haliyle siz telefonun şu sağ tarafta görmüş olduğunuz halini satın alıyorsunuz. İsterseniz bu ikinci ekranı sonradan alıyorsunuz. Şunun ana telefonun özelliklerine bakalım. Bu taraf çünkü sadece bir ekran. Bu arada kılıf, özel bir kılıf bu. Bunu söyleyeyim. 6.4 inçlik bir telefonumuz var. Karşımızda 3120'ye 1440 piksel çözünürlük sunuyor bu telefonumuz. AMOLED bir ekranımız var. İkinci ekrana bakacak olursak, bu az önce bu ekrandan bahsettim. İkinci ekrana bakacak olursak, ikinci ekranımız ise 6.2 inçlik bir ekran. Bu ekranın çözünürlüğü ise 2160'a 1080 piksel. Ama ikinci ekranı ayrıca satın alıyorsunuz. Şu an fiyat belli değil. Çünkü 5G henüz tam standartlara oturmadığı için doğal olarak fiyatları henüz belli değil. Ama bu ikili ekran kullanımı bence güzel olmuş. Telefon başka bir formata geçiyor. Telefonun özelliklerine devam edecek olursak, telefonumuzda Snapdragon 855 ki en son Snapdragon işlemcisi bulunuyor. 6 GB RAM, 128 GB depolama ve microSD bellek kartı yuvamız da var. Kapatalım şu ekranımızı. Şöyle kapattık. Arka tarafa bakıyoruz. Üçlü bir kameramız var. Üçlü kamerada 12 megapiksellik bir kamera bize eşlik ediyor. Ana kamera 12 megapiksel, ikinci bir kameramız daha var. Bu telefoto olarak kullanılıyor. Üçüncü kameramız ise 16 megapiksel. Onun da görevi geniş açı sağlamak. Ön tarafa bakalım. Şöyle açmam lazım tabii ki. Şöyle açtım. Ön tarafta da bir kameramız var. Malum her telefonda olduğu gibi. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 megapiksel ve 80 derecelik bir açı sunuyor. Ayrıca ön tarafta bir kamera daha var. Yani çift kameramız var. O da 5 megapiksel çözünürlüğünde ve onun da görevi tahmin ettiğiniz üzere alan derinliği sağlamak. 4000 mAh'lik bir pilimiz var telefonumuzun. Aynı zamanda Quick Charge 3.0 desteği sunuyor. USB Type-C bağlantımız ve IP68 sertifikamızın da bulunduğunu belirtelim. Enteresan bir cihaz. Gerçekten de fuarın bence en ilginç ürünlerden bir tanesi. Şöyle bir daha göstereyim isterseniz. İkili bir ekran var. Yani LG birazcık böyle hani kolaya kaçmış gibi geldi bana. Katlanabilir ekran yerine böyle bir kılıf şeklinde ekran tasarlamış. Yine de işe yarar diye düşünüyorum ama tabii fiyat vesaire gibi özelliklere de belli olduğu zaman bakmak gerekiyor. Tek başına şu anda bir şey için söylemek için çok erken ama çok ilginç bir ürün olmuş. Tabii bu kılıf, söylediğim gibi, bu ekranlı kılıf ayrıca satın alınıyor. Yani beraberinde böyle gelmiyor. Sizin sonradan satın almanız gerekiyor. Ama enteresan bir ürün olmuş. Fuarın bence en ilginç ürünlerinden bir tanesi bu. LG V50 Think. LG V50 Think ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altında sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Fikirleriniz benim için çok önemli. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. MVC turumuz devam edecek. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.